Bu yeni çıkan bu varlıkların temelinde yatan şey merkeziyetsizlik olduğu için genelde karşı tarafı bulmak, yani karşı tarafta ya yani tekil bir karşı taraf yok. Bunun bir merkezine gideyim. Orada işte benim için şöyle yapılsın, şunu yapılsın, bunu yapılsın diye bir şey söz konusu değil. Bitcoin'in kodunu yazan geliştiriciler veya işte AVAX sisteminin arkasındaki kodun bir kısmını ben yazdım. Ben AVAX'a ne yapabilirim? Yapabileceğim en ufak bir şey yok. O yüzden şifremi kaybettim dediğiniz zaman kimsenin size bir şey yapması mümkün değil. Ben bunları almıştım ama bunlar benimdi ama bir şekilde ulaşamıyorum. Bir şekilde bu bana şey geri verilsin. Maalesef mümkün değil. Ya bir Bitcoin sertifikası yok. Yok öyle bir şey. Bunların zaten gücü bearer instrument dediğimiz bir şey olmalı. Bearer instrument nedir? Elinizde ise sizindir. Ben bunu size verdiysem o artık sizin oldu. Siz onu İsmail Hoca'ya verdiyseniz o artık İsmail Hoca'nın bunun yani geri alması mümkün değil. Kredi kartıyla yapılan ödemeler biliyorsunuz geriye alınabiliyor. Bankada tuttuğunuz paraya el konabiliyor. Bu sistemin temelinde yatan şeylerden bir tanesi de merkeziyetsiz olduğu için ona el koyacak kimse yok. Ama tabii bunun öteki tarafı da geri alınabilecek bir ödeme yapmanız mümkün değil. O yüzden Peki. ödeme yapmadan önce dikkatli olmanız lazım. Peki hocam, şimdi el koyacak kimse yok dediniz ama İsmail'in az önce söylediği bir şeyle çelişiyor. Dedi ki İsmail, Amerikan hükümeti 42 bin taneyi bir yerden dedi el koydu. Yine Bulgaristan'da 33 bin miydi? 30. 30 bin tane de Bulgaristan el koydu. Şimdi bunları deyince zaten benim birden kafam karıştı. Yani demek ki bunlar da çok sağlam değil. Devlet gelip de el koyabildiğine göre bir yerde buna nasıl oluyor bu iş? O biraz farklı. O İsmail Bey'in bahsettiği olaylar eksepsiyonel olaylar, şey istisnai olaylar. O iki olayda da var olan şey suç işlenen noktalarda özel operasyonlar yaparak kişilerin şifrelerine ulaşıldı. O şifreler sayesinde Bitcoin'e ulaşıldı. Yani bir aracı kuruma gidip de bu insanın parasını bize verin demeleri mümkün değil. O kişinin üzerine özellikle gidildi ve hatta bunun hikayesi de biraz ilginçtir. İlk Silk Road dediğimiz bir şey vardı, bir marketplace vardı. Darknet marketplace dediğimiz yerler var. Bildiğimiz işte ticaret, hani yasak şeylerin ticaretini yapan bir siteydi o. Ve o sitenin arkasında genç bir çocuk vardı, 28-29 yaşlarında. Kütüphanede yakaladılar onu ve yakalarken öyle bir yakalanması gerekiyordu ki bilgisayarını kapatıp şifresini ulaşılmaz hale getirmesin diye. O yüzden orada işte FBI ajanları böyle bir küçük bir olay yaratıyor. Kadın erkekle kavga ediyor. O dikkatini çelmişken şifresine o şekilde ulaşıldı. Ellerini kollarını bağlayıp şifreyi zorla elinden aldılar. Onun dışında bu coinlerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından alınması mümkün değil. Ama bahsettiğiniz diğer bazı şeyler de var. Mesela borsada yapılan takaslar var. Borsaya para yollayıp borsanın onu görmediği olaylar da olabiliyor. O tip şeylerde karşı taraf her zaman borsa. Yani siz orada para karşılığı Bitcoin veya AVAX veya neyse almak istiyordunuz. Onu yaptıracak olan kişi borsa. Borsayla ikili bir ilişkiniz var. Borsadan takip edilmesi lazım. Bizim milletimizde arkada sürekli bir otorite arama hissi var biliyorsunuz. Biz otoriteyi çok seven bir ülkeyiz. Bu sistemlerin en önemli özelliği otoritenin olmaması. Ve bunu kabullenmek ve bunu anlamak biraz zaman alıyor.